Çok teşekkür ediyorum. Vize serbestisi konusunda biz 72 kriterin e, şu anda aslında 67-68 tanesini gerçekleştirdik. Öyle değil mi Faruk Bey? Öyle. En son bir tanesi pasaportla ilgiliydi. Onu da gerçekleştirdik. Diğer kriterlere baktığımız zaman e, siyasi partiler kanunu yani siyasetin finansmanı dahil siyasi partiler kanununun belki çıkarılması gerekiyor. Yani o konuda da irade var ama diğerleri kişisel verilerin korunması, terörle mücadele kanunu gibi konularda birer kişiye kelime var farklılık. Ama burada esas sorun şu, biz eskiden e, Timmermans e, başta olmak üzere üst düzeyde bunları oturur konuşurduk. Son yıllarda Avrupa Birliği bu düzeyde toplantılardan kaçıyor. Yani biliyor ki bu konular basit konular yani geri kalan kriterler yerine getirilmesi çok zor değil. Ama o bir iki kelimeyi bizim oturup konuşmamız lazım. Ama toplantıya gelmiyorlar o düzeyde. En son görüştüğümüz AB liderlerine de bunları da söyledik. Komiserlere de söyledik. Yine en son Çinaz gelmişti. Komisyon başkanı Türkiye'ye. Ona da söyledik. Yani bu kriterleri yerine getirmek bizim için bir mesele değil. Kaldı ki Avrupa Birliği istese bugün bile çünkü bunlar küçük detaylar bir tanesi hariç e, Ukrayna e, vatandaşlarına e, vize serbestisini e, getirirken yaptıkları gibi bu konularda esnek de davranabilirler. Ama biz bize illa pozitif ayrımcılık yapsınlar demiyoruz. Gümrük Birliği Anlaşması için de aynı şeyi söylemek isterim. Hepsi her iki taraf için de yararlı olduğunu söylüyor. Ama işte bir iki ülke engelliyor, diyor, engelliyor diyerek müzakereleri henüz başlatmadı. Daha önce üç tur müzakere olmuştu müzakereler başlasın. En sonunda o üye ülkeler evet midir? Hayır mıdır? Yine oy birliğiyle konsensusla karar alınacağı için ee, en sonunda karar verilecek. Ama en azından karşılıklı olarak beklentiler ne? Nelerin yapılması gerekiyor? Teknik olarak gümrük birliğinin güncellenmesi konusunda ve vize serbestlisi içinde neler yapılması gerekiyor? Karşılıklı olarak oturup bunları müzakere etmemiz lazım. Yani e, kısacası Avrupa Birliği Diğer konularda olduğu gibi bu konuda da sözünde durmamak için zamana oynamaya devam ediyor. başka çözümün kabul Bugüne kadar zaten gerekli e, tepkiler gösterildi. Atılması gereken adımlar da atıldı. Değerli arkadaşlar, Türkiye olarak hiçbir şeyi biz karşılıksız bırakmayız. Biliyorsunuz e, Hollanda ile bir geçmişte de bir uçak problemi olmuştu. Benim e, uçağıma izin vermemişlerdi, olaylar yaşanmıştı. Daha sonra binlerce, bine yakın daha doğrusu uçuş konusunda biz de Türkiye olarak o zaman gereğini yaptık. Bunları tabii biz şöyle yaptık, böyle yaptık demek için anlatmıyorum ama gereğini yaparız. Bu büyü geliştirilir konusunda da o günden bu yana birçok alanda atılması gereken adımlar atıldı. Koyulması gereken tavırlar da konuldu. Kıbrıs konusuna gelecek olursak, şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hangi kanattan, kimden bu eleştiriler geliyor bilmiyorum ama ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda görünürlüğün artması ve tabii ki tanınması konusunda e, daha önceki hükümetler de çaba sarf etti, biz de çok çaba sarf ettik. Biraz önce söylediğim e, uluslararası örgütlerde statü elde etmesi de bu çabalarımız doğrultusundadır. Birçok ülkede e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, temsilciliğinin açılması da bu çabalarımızın bir göstergesidir. Ee, Macaristan, Finlandiya gibi Avrupa ülkeleri e, dahil. Bu çabalarımızı elbette e, sürdürüyoruz. En son Tahsin Ertuğrul'u Dışişleri Bakanı e, ile beraber yine Pakistan'a gittik. Orada da çok sayıda e, temaslar gerçekleştirdi kendisi oraya katılan ülkelerin Dışişleri Bakanları'yla. Fakat e, burada esas mesele bu sorunu kökten çözmek. Biz e, federasyon için 53 sene müzakere ettik. Ve en son Kran Montana'da bir daha federasyon için müzakere etmeyeceğimizi açıkça söyledik. Bunu ben bir kere söyledim. Akıncı iki defa söyledi. Bazen önce ben söyledim. Bazen önce Mustafa Akıncı söyledi. E daha sonra onların fikirleri değişmiş olabilir. Ama bizim fikrimiz değişmedi. Şimdi 53 yılda şöyle bir gözden geçirdiğiniz zaman kısaca. E, biz tüm planları desteklediğimiz halde çözüme gidemememizin sebebi nedir? Rum tarafı istemedi. Rum tarafı niye istemiyor? Çünkü Türk, e, Türk tarafıyla paylaşmak istemiyor. Eğer zaten isteseydi 1960 anlaşmasını bozmazdı. 3 sene sürdü. 63'te bitti bu tamamen. Dolayısıyla Türk e, Kuzey Kıbrıs Türk halkını bir azınlık olarak görüyor. Biz de diyoruz ki artık egemen eşit egemenlik üzerinde bir çözüme gidilmemesi lazım. Evet, doğrudur. Şu anda BM Güvenlik Konseyi kararları e, geçmişte kararlar alındı. Biz de o kararlara uyarak e, federasyon için müzakerelerde e, yapıcı olduk. Tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, çıkarlarını burada e, koruduk, Garantörlük, Aynı şekilde e, güvenlik anlaşmalarının kalması vesaire. E, ama e, bu güvenlik e, konseyinin an, e, kararları e, ayet değil. Ki. Anayasalar bile değişiyor bugün. Bir şeyi zorla, olmayacak bir şeyi zorlamanın bir anlamı yok ki. İşte BM ile ilgili yaptığımız eleştirilerin sebebi de bu. 53 sene olmadı. Bundan sonra olacağının garantisi var mı? Yok ama siz işte yine görüşmeye devam edin. Tamam görüşelim de. Sonuçta ne elde edilecek? Veya başarısız olduğu zaman ne olacak? Rum tarafı yine masayı devirdiği zaman, Montana'da olduğu gibi, Anan planında olduğu gibi Kuzey Kıbrıs e, Türk Cumhuriyetinin ve Kıbrıs Türk halkının hakları ne olacak. Bu konuda bir garanti var mı? E, veremeyiz. Şimdi bu, bunlar adaletli yaklaşıyor mu? Hayır, adaletli yaklaşmıyor. Şimdi bu adaletsiz yaklaşımı destekleyen e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde e, kişiler varsa, e, onlar da kusura bakmasınlar. Önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ve Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini düşünmeleri gerekiyor. 53 sene beraber destekledik, çalıştık, olmadı. Bir 53 sene daha federasyon için boşa zaman harcayamayız. O yüzden egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm için. iki devlet kendi arasında herhangi bir işbirliğine gidebilir. Bunun örnekleri de var dünyada. Bunu anlatıyoruz. Birebir konuştuğumuz zaman tüm ülkeler de bunu kabul ediyor aslında. Esasen bu fikir, bu fikri ilk defa ben ortaya atmadım. İki devletli çözüm fikrini de ilk defa Anastasiadis ortaya attı. Yani biz Federasyonun dışında formülleri müzakere ederiz diyorduk, genel konuşuyorduk. İki devletli çözüm bizim de aklımız dolandı. Ama ilk defa dile getirenlerden bir tanesi Anastasiadis oldu. Ama şimdi o ülkelerin baskısı sebebiyle Anastasiadis de adeta çark etti. Adeta çark etti. Zaten müzakere masalarında da bunların ne kadar güvenilmez olduğunu bizzat ben kendim çok gördüm. Gerek Cenevre'de, gerek Grand Montana'da, diğer platformlarda e, gördüm. Maalesef böyleler. E, ama bizim burada kararlılığımız tamdır. Eğer e, Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde e, biliyoruz e, Rumları çok seven Akelci gruplar var. E, onların düşüncelerine de kusura bakmasınlar. Ben fazla itibar etmem. Teşekkür ederim.